Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Tahal Amin. Lillahi Teala. Allah rızalığı için. Halis Allah rızalığı için. Peygamberimizde hadislerde aitilgen dualarla tanışta devam etmemiz. Kur'an'ı dualar var. Kur'an'da nazil bugün bazı ayetlerde dualar var. Peygamberimizde hadisler diye bazı bir dualar var. Demek bu kanaka dua kısaltına nedir? Ha? Sünni dualar. Kur'an ve sünnette aitilgen. Kur'an ve hadiste aitilgen dua kısaltına nedir? Şu dualarla demek tanışta devam etmemiz. Bugün La havle ve la kuvvete illa billah duasını aitişlikke tekişli mevzu. Demek kaysa duanı organarak La havle ve la kuvvete La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi bu dersimizde bir kırış kısmı desek bu. Samarkand şivasında debaça dedi mi? Debaça. Ha? Debaça deyse de. Farsi sözde bu debaça. Kırış kısmı. Mündarice. Var bir endi ayet hadis bilen iş alıp borgan yaxşı da qaraqa, doğru mu? İnsan özünden yapırışlığı bu hata, korkunçlu. Çünkü ne de karasaların hakikaten ilim olgan damlalarda o da daim ne buladı? Kitap buladı. Kitaptan yapırgan yaxşı. Acaba gelin. Demek la havle ve la kuvvete illa billah duası. La havle ve la kuvvete illa billah. İlla billah. Daniyarca abi şu uzun tahta orandığı da apke küştü koyvayla. Zafer, zafer de ülkeler. Yazar diken adam değil mi olan yazar. La havle ve la kuvvete illa billah. Şimdi bu duanı, bu duanı. Kim rivayet kigen? Neşte sahabede kigen? Birincisi, Abu Hurayra. Abu Hurayra. Bir yapız mı? Abu Hurayra. İkincisi, Ummu Hani. Ummu Hani. Üçüncüsü Abu Sa'id Al-Khudri. Demek birinci sahaba kim eken? Abu Hurayra. Mavzu neme eken? La havle ve la kuvvete illa billah duası. Demek birinci mavzumuz neme eken? Birinci mavzu? Dua. Dua. La havle ve la kuvvete İlla billahi. La havle ve la kuvvete illa billahi. Telefonga yazsalaringan bo'ladi. Kimda klaviatura bor, shuni bunday chiq chiq chiqib yozinglar. Chunki yozib ilm olishlik yaxshi. Bir sahoba payg'ambarimizga shikoyat qilgan ekanda, "Ya Rasululloh, men sizdan eshitgan narsani unutyapman. Esimda qolmayapti." Peygamber şunda etken eken İsta'in bi yaminike Uzinge uzin on kolinle yazdan. Yani kalemde ab yaz degen. İllik bitte sahabe nima qilgan peygamberimizden? Hadis yazdı. Neşte sahabege ruhsat bugün? İllik bitte. İllik bitte sahabege. Aldın umumi man bugün. Şuan bu yaşımız siz. Umumi man bugün. Peygamberimiz tiygen. Fakat nimani yazışka ruhsat bergen? Kur'an'da. Kur'an'da. Lekin mahsus ruhsat bugan. Mahsus. Umumi man bugan. Umumi man de bilaslara. Hamana tiygen. Fakat Kur'an'da yazışlıkka ruhsat bugan. Aytgan ki, minna fakat Kur'an'da yazbaylar. Kiyin Allah'da ilimli sahabalar ki peygamberden ruhsat sorgan. Ey peygamberimiz, ham Kur'an, ham hadisini yazışka ruhsat bering degan. Nafaqat Qur'on, balki hadisda ham yozaylik,
bizga alohida ruxsat bering degan ruxsat berildi. Nechta sahoba? 50 bitta. Va alohida bir kitob bor, Taqyidu al-ilmi degan kitobda ana o'sha sahobalarning ismlari bitta-bitta kelgan. Demak 50 bitta sahoba nima qilgan ekan? Payg'ambarlar hadislarda yozgan. Mavzu nima ekan? La havla va la quvvata illa billah duosi. Bu duoni nechta sahoba rivoyat qilgan? Birinchisi Abu Hurayra. Bormi? Bor. Abu Hurayra. İkincisi Ummu Hani. Ummu Hani. Ummu Hani'i. Hani'i. Ha yumuşak ha. Bahar degendeki ilmakçali ha. Ummu Hani'i. Üçüncüsü Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Törtüncüsü Abdullah. Abdullah. Abdullah İbn Amr. Abdullah İbn Amr. Muaz ibn Jabal. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kelin. Muaz ibn Jabal. Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. Undan keyin Muaz ibn Jabal. Muaz. Muaz ibn Jabal. Undan keyin Abu Musa al-Ash'ari. Sahabanın ismi. Abu Musa al-Ash'ari. Abu Zer al-Ghifari. Abu Zer al-Ghifari. Ukba. Ukba ibn Amr. Ukba ibn Amir. Ukbatu ibn Amir. Ukbatu ibn Amir. Al-Juhani hamda boshqalar. Endi ular ko'pda. Nechta bo'ldi bir? 8 ta bor. 8 ta bo'lsa. 8 ta bor. Demak, birinchisi kim ekan? Abu Hurayra. Abu Hurayra payg'ambarimizdan nechta hadis rivoyat qilgan? 5500. 5500 barakalloh. Ajoyib javob bo'ldi. O'zi payg'ambarimiz bilan qisqa vaqt yashagan. Lekin payg'ambarimizni barakasi tushgan. Qanday bo'lgan voqea? Ibn Hajar al-Asqalani Fathu al-Barida aytadi, payg'ambarimiz Madinada o'tirgan. 3ta sahoba bo'lgan. Zayd ibn Sabit, yana bitta sahoba Abu Hurayra. Payg'ambar aytgan, duo o'qinglar, duolaring ijobat bo'ladi. Duo o'qinglar, duolaring ijobat bo'ladi. Zayd ibn Sabit so'ragan, Allohim meni qabr azobidan saqla, do'zax azobidan saqla, jannatga kirishlikni nasib qil. Ikkinchi sahoba ham shuni so'ragan. Abu Hurayraga navbat kelgan, chiroq keldi Abu Hurayraga. Abu Hurayra aytdi, men mana shu sahoba do'stlarim nimani so'radi, shuni so'rayman. Yana bitta qo'shimcha duoim bor degan. Allohumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ey Allohim, men sendan unutilmaydigan ilm so'rayman. Nimani so'ragan? Unutilmaydigan ilm so'ragan. Chunki ilm ikki xil bo'ladi. Unutiladigan, unutilmaydigan. Odam bir marta ixlos bilan o'rgansa, o'limigacha davom etadigan ilm bo'ladi, unutilmaydigan. Masalan, Fotiha surasi. Inson bir marta yaxshi yodlasa, har kuni shuni o'qiydi, o'qiydi, nima qilib ketadi, yuragiga singib ketadi. Ixlos surasi. Ixlos bilan yodlasa, har kuni o'qiydi, yuragiga singib ketadi. Shunga o'xshab, ba'zi hadislarda ham inson ixlos bilan yodlasa, shu nima bo'lib ketadi, yuragiga singib ketadi.
Abu Hurayra şunu düşünüp yetken de sahaba. Fahım farasatli de akıllı insan. Ne dedi? Dua okudu. Hanaka dua? Allahümme inni es'aluke ilmen la yunsa. Bir takarlı olalımız. Allahümme inni es'aluke ilmen la yunsa. La yunsa. Allahümme inni es'aluke ilmen la yunsa. Allahümme inni es'aluke ilmen la yunsa. Ey Allah'ım, min senden unutulmaz ilim sorayım. Peygamber etken şu duanı işitkenden ki kadus tucibe leke degen. Ey Ebu Hureyre, duayın icabet buldu degen. Şuna ki Peygamberimiz etken indi Ebu Hureyre kuyulagini geç degen. Ebu Hureyre mdi kuyulagini sana. Peygamberimiz mdi işare kıgen. Ebu Hureyre şu bir nesane de yığvagen de uzunu bağırgen de basıp sırtken. İndi kuyulagini kiygen. Ebu Hureyre kuyulagini kiygen. Ana undaki hadislerde yodlagan. Yetkizgani 5500'ten artık. Buhari'de sahihide keladi aytgan, men yodlagan hadisimni sizlarga yarmini yetkazdim degan. İkinci yarmini yetkizsam deb boshiga ko'rsatgan. Bu bosh sog' omon qolmaydi degan. Yetkizgani 5500'ten. Sahobalar ichida eng hadisga boyi shu Ebu Hureyre diyeceğim. 5500. Acayip sahaba. Acayip sahaba. Peygamberimiz Ebu Hureyre'ye hamyon değil misiniz bekledi? Hamyon dese çok yaşta düşünmeydi. Kaşalık dese düşünmeydi. Doğru mu? Partmanı dese düşünmeydi. Lapatnik dese düşünmeydi. O yüzden bu zamanlı şey var ne yodlava geldi. Hamyon dese bilmeydi. Çok uzun yaşa gittiler. Hamyon bu, Farsi söz bu. Agan. Kaşılık dese ha buldu. Çırak dese ne dedi? Lamışkı dese ha dedi. Svitinlik dese bilmedi. Tümde çırak dese bilmedi. Şu derecede barıp kaldı. Demek ben şu hamyonga Peygamberimiz yitti hurman dağınasını sabirge. Ebu Hureyre getirge. Ebu Hureyre bu sünge savga. Her sefer karnı açığa gendi. Şu hamyonda içine karama degen. Şimdi içini açma degen. Bismillahi ve bi iznillahi deb duanı oku, kolini tıkta hurmanı çıkar degen. Ebu Hureyre şu yetide, Ebu Hureyre'ye verilgen havyondaki yetide hurmaga Peygamberimiz dua oku verilgen. Ebu Hureyre Peygamberimizde mehmanları sablengen. Ahl-ı suffati deyilerin. Tur 160'dan artık sahaba Peygamberimizde Medine'de vaktince mehmanı bulturgen. Peygamberimiz mehmanı bulturgen. Ümmet ulardı vaktince bakıp karaktırdı. Çıdıraldım ahl-ı suffati deyiler. Ebu Hureyre ana şu hamyonda aldı. Karnı açkagende peygamber uğrayarken de Bismillahi ve bi iznillahi deydi. Allah'ın ismi bilem, Allah'ın izni bilem deydi de duanı okuydu. Kolunu tıkadı, hurmanı çıkardı. Barra hurma. Barra bu, sveci. Barra hurma. Uziye miydi? Sahabalar gemdiydi. Çıdıraldım mı? Ana Ebu Hureyre Peygamberimiz Medine'de ne için yaşadı? 10. Ebu Hureyre her sefer berre hurma yiyip durdu. Ebu Bekir 2 yılı 2 ayı 20 ne için padişahı buldu? 3 yılı getirmedi. 2 yılı 2 ayı ne için ayı? 2 yılı 2 ayı 20 ne için ayı? Ebu Hureyre yine saf hurmalar yiyip durdu. Sahabe Umar padişah ne için buldu? 10 yıl buldu. Ebu Hureyre yine o şey hurmalar yiyip durdu. Usman radıyallahu anhu'ya kelganda Ebu Hureyre hamyonga qaradı. Haliga sir keyin to'xtadi. Bu bo'lgan voqea bu hadis. Uni kim aytdi? Lays ibn Sa'd degan muhaddis bor, Misrlik. At-Tabaqatul Kubro degan 10 tomli hadis kitobini yozgan. Ana shunda kelgan. Bo'lgan narsani biz manbalar bilan aytyapmiz. Kim, qaysi kitobdan, kitob nechi tomdan qayerlik oldim? Ertakmas. O'ylama bir anaqa masda bir baxshini gapimas bu. Ertakmas bu haqiqatan ham bo'lgan narsa.
Leys ibn Sa'd degen olim. Leys ibn Sa'd. Misrlik olim, muhaddis. At-Tabaqatul Kubra degen hadis kitobi bor. Katta, ana shunda keltirgan. Mana shu Abu Hurayra ham payg'ambarimizdan ko'p hadis rivoyat qilgan. Shulardan bittasi La havle ve la kuvvete illa billah duasından bağlı. Çüntür aldın mı? Şimdi kırış kısmı uzun buladı, lakin hiç kısı yok. Kırış kısmı uzun buladı. Bana Abu Hurayra'dan kigen. An Abi Hurayra'ta radiyallahu anhu kal, kala li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aksir min kavli. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. فَإِنَّهَا مِنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ رَوَاهُ الْتِرْمِذ۪ي Bu hadis Abu Hurayra'dan kegen Abu Hurayra aytyapti, Peygamberimiz menge aytti deyapti. Peygamberimiz Abu Hurayra'ga has kıl aytken. Ha? Mahsus onu özüge aytken. Nima degen? Ey Abu Hurayra, sen koprak la havle ve la kuvvete illa billahi al-aliyyi al-azim duasını okudu. Qanaqa duo? La havla ve la kuvvete illa billahi al-aliyyi al-azim. Şundur aldın mı? Peygamber ayeti yaptı. Fa innaha min kanzil cenneti. Çünkü bu dua da yaptı cennetteki hazinelerden bittası. Yazarız mı ya? Yadlardık mı? Ha? Yadla bak aslan. Kıp kahliydi yazıştı yazsın. Sahaba Abu Hurayra aytdi. Sahaba Abu Hurayra aytdi. Sahaba Abu Hurayra aytdi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem menga aytdilar. Demek sahaba Abu Hurayra'ga kim aytibdi? Muhammad Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Abu Hurayra. Ey Abu Hurayra. Sen ko'proq sen ko'proq mana bu duoni o'qi. Ey Abu Hurayra. Sen ko'proq mana bu duoni o'qi. La havla va la quvvata illa billahi al-aliyyi al-azim. Ey Abu Hurayra, sen ko'proq qaysi duoni o'qi? La havla va la quvvata illa billahi al-aliyyi Al-Azim. Rivayetleri ko'p buni. Bitta bitta tanishamiz. La havla ve la kuvvete illa billahi al-aliyyi al-azim. Var mı? Yazdılar mı? İmam Tirmizi rivayeti. İmam Tirmizi rivayeti. İmam Tirmizi rivayeti. La havla ولا قوة إلا بالله العلي العلي العظيم العظيم Kim rivoyat qildi demak? İmam Tirmizi. İmam Tirmizi. Qaysi kitobida? Sunan kitobida. Sunan kitobida. Sunan Tirmizi deyishadi. Sunan kitobida. 3943-ta hadis bor edi. İmam Tirmizi. 3943-ta hadis bor edi. Abu İsa Muhammed ibn Savrat ibn Abu İsa Muhammed ibn Savrat Tirmizi. İmam Buhari'de şagirdlerden, Tirmiz şehriden, küçülü muhaddis. Ulimiden 2 yıl aldın İmam Tirmizi kör bakmaya. Her tünde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düştü.
İmam Tirmizi. 2 yıl muhabeynede ölümü de aldı. Ahmed ibn Hanbel'de İmam Bukhari ibn yanmaya oturup ders alıyor. İmam Tirmizi asosan İmam Bukhari'ye şagird tutulgan. Lekin İmam Bukhari'de ustozlari ko'p bo'lgan. İmam Bukhari'de 1080 ta ustoz. 1080 ta. Ana o'sha 1080 ta ustozning ichida Ahmed ibn Hanbel. İmam Tirmizi ham Ahmed ibn Hanbel'ga şagird tutulgan. Bukhari aslida Tirmizi'nin ustozi. Lekin Buxoriyda ham ustozi Ahmed ibn Hanbel. İmam Tirmizi Buxoriyda shogirdlarida, lekin İmam Tirmizi'nin yana bitta ustozi bo'lgan Ahmed ibn Hanbel. Demak Ahmed ibn Hanbel bu umumiy ustoz. Shu İmam Tirmizi bilan İmam Buxori yonma-yon o'tirib Ahmed ibn Hanbeldan hadis o'rgangan ekan. 4 marta. Ular keyin kelgan. Shunga İmam Tirmizi xursand bo'lar ekan-da. Allah Azze ve Celle benge bu dünyada kop nimet birdi. Şunlardan bittersi min ustazım bilem yanmayan katta bir ustazla ilim agenmen. Bukhari bilem yanmayan oturup Ahmed ibn Hanbel'de hadis yazgenmezdi. Şunu kursam bu bayti bir adı. Min şu dünyada şuna kadar nesnelerge erişkenmen. Şu nimetlerden bittersi ustazım bilem yanmayan oturup katta bir ustazla ilim agenmezdi. Kursam bu olarak anlıyor şu nesneden. Kursam bu olarak. Bizde deme deydi, zar kadrini zargar buladı deydi mi? Hadis diyen mazasını, hadiske aşık bugün adam buladı lan. Hadis diyen mazasını kim buladı? Hadiske aşık bugün adam buladı. Çünkü hadis, peygamberde zatını organ edilen ilimdi. Peygamber aitken de, kıyamet kaim günü bazı insanlarda yüzü nurli buladı dedi. Bu kanaka insanlar, yeni hadislerinde yadlar, söz mü söz yadlar. Amal kılır, söz mü söz yetkizgen insanlar. Peygamberimiz hursan bugün. Etken şuna kadar taife insanlar buladı. Kıyamet kayın günü ulardı yüzü şimdi nurli buladı. Demek o kimeken o muhaddis alimler. Aha. Çünkü hadis fanı asasen kimde organadı? Peygamberimizde zatını organadı. Sözünü, amalini, axloqini, odobini, gavdasini, zotini o'rganadi-da. Payg'ambarimiz gavdasini o'rganadi. Payg'ambarimizning xulqini o'rganadi. Yurish-turishi, tunda qanday uxlagan, kunduz qanday bo'lgan. Umum olganda shu payg'ambarimizning zotini o'rganadigan ilm bu hadis ilmi. Shuning uchun bu ilmga qattiq qiziqish kerak. Bu ilmga rag'bat bo'lish kerak. Bu ilm kuchli narsa. Sahobalar mana shu ilmga umrini bag'ishlab qancha-qancha joylarga borishdi, din tarqatib. 114 ming sahoba bo'lgan bo'lsa, hammasi ham Madinada qolmadi-ku. Dunyoni dunyoga chiqib ketdi, yer yuziga tarqalib chiqib ketdi. Oyatni yetkazaman, payg'ambarning hadisini yetkazaman deb yer yuziga tarqaldi. Shu sahobalarni katta, bizni ustimizdan haqqi katta, 114 ming sahoba. Hammasi misol uchun bizga o'xshab xotinni quchoqlab uyida bolasini peshonasini o'pib yotganda din tarqalmasin-da. To'g'rimi? Xorazmgacha, Samarqandgacha din yetib kelmasin-da, Xitoygacha bormasin-da. 42 yilda sahobalar Xitoygacha bordi-da. 42 yilda Xitoygacha bordi sahobalar. Ba'zi sahobalar Madinadan Misrga bitta hadisni orqasidan borgan. Bitta hadis. 45 kunlik yo'l. Bitta sahoba Madinadan Misrga ko'chib ketgan. Misrda 300 dan ortiq sahoba yashagan. Dafn qilingan. Shu Madinalik bitta sahoba payg'ambarning bitta hadisini ikkinchi sahobadan eshitganda aytgan. Sendan boshqa bu hadisni kim eshitdi deganda falonchi falonchi. U qayerda degan? U Misrda degan. Tuyasini mingani Misrga ketgan. Bu sahoba uyini tomini almashtirayotgan ekan. Uyini tomini Haligi sahoba kelib turib, assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Birodar, men falonchi falonchi, ha siz tanidim. Tushaman desa, yo, shu joyingizga o'tiring. Bitta murojaatim bor. Labay eshitaman. Siz payg'ambarda mana shu hadisni eshitgan ekansiz. Sizdan boshqa mana bu sahoba eshitgan ekan. Shu rostmi degan? Ha, shu kalamiz eshitgan. Malol kelmasa, Alloh rizoligi uchun shu hadisni aytib bering. Hadisni aytib bering.
Halaga sahaba bo'ldim, men maqsadimga erishdim, Alloh rozi bo'lsin deb yana burilib uyga qaytib ketdik. Ha bir kelib qopmiz, mehmon bo'lib, bir qozon qopga boraylik, bir baliq yeylik, bir mazza qilaylik. Jova degan ovqat bo'lardi bu. Jova uyg'urlardagi juma azzar zo'r bo'ladi, bir mehmondorchilik qilaylik, bir somsa yeymiz degan narsa bo'lmaganda. Allah razı olsun, bir maksadımda eriştim, yüreğim tinçlendi deyip, yine tüyasını bırıp gittim. İbrat mı ahı? İbrat. Hani o şeyler şu dinge katlık, hadiske katlık kızıkkanlığı için, öyle bizde günümüz geçiyor, şu hadisler gittik geldi. Birinci avlat şunaki küçülü bugün de, gayretli bugün. Hani şu gayret keli yaptı, şu asıl aşa, asıl aşa. Birinci avlat dengesi bugün de, ikinci avlata onaki bu mesele. Birinci avlat şunaki yanıp durdun da. Çoğ olup durdun. Yani şu çoğ kim ikinci avlatka koşkan. Çoğ özlerin bilesler o. Çoğ uçmuydu. Çoğ bağırıp saklanıp durdun. Üstüne bitti yokaçlasayız yana gülhan kurtarırlar. Çünkü hadiske bugün muhabbet katta buluşken. Yine bir iki de duanı yazamız. Hadis yazamız. Bu ham bosa Abu Hurayra'dan kigen. Acayip hadisler. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء أيسرها الهم رواه الطبراني في الأوسط وقال الحاكم صحيح الإسناد يا زيلا صحابة أبو هريرة أيته صحابة أبو هريرة أيته Sahaba Abu Hurayra aytdi. Peygamberimiz aytdi. Şimdi kıskartıramız da Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Sallallahu aleyhi ve sellem de S-A-V-ı de kıskartırışlık makruh. İmam As-Suyuti aytken kim şuna kadar S-A-V-ı de kıskartırsa onu kolun çöpüşlük caiz dedi. Şimdi aldın mı? İmam Suyuti katta muhaddis olim 800 yıl oldin. Mislar qo'llaring chopaman deb yapmaydi, qo'rqib yurmaydi. Bir marta darsga kelib keyin yomon ekan ku bu deb. Jimgina yurgandik deb. Makruh amal. S nuqta A nuqta V nuqta deb yozishlik. Allohu azza va jallana A nuqta Z, A nuqta J nuqta deb qisqartirishyapti-yu. Bu makruh amal. Savobni kamaytiradigan amal. Çıntıraldın mı? Onaka S, A, V de yazgın için umma yazmıyla. Muhammed peygamber ayıttı ya ki peygamberimiz ayıttı deyla. Onaka kıskartırıp akıllı udde brambo makruhka düşgün için onaka makruhka düşmüyla. Çıntıraldın mı? Araplara mı aldın kıskartırken de bana? Sallallahu aleyhi ve sellem'de saat, ayin, la, mim de kıskartırken. Çünkü muhaddis alımlar, hadis alımlar ayıttıken ki Hâza amelun makruh, bu makruh amel deyla. İmam As-Suyuti aytgan bu degan bir duoni qisqartiryapti degan bu. O'z qo'li bilan duoni qisqartiryapti degan. Savobdan mahrum qolyapti bu. Savobi kamayib ketyapti degan. Shuncha unaqasi A B deb qisqartirib yurmanglar. Kimdir aytadi, "Abu katta-katta shayxlarning kitoblarida bor-ku." To'g'rimi? Kimdir aytadi bu, "Sizdan kuchli ilm ahli ham shunaqa qisqartiryapti-ku" deb. Samarqandlik katta muhaddisda gapi bor. Fudayl ibn Iyad. Fudayl ibn Iyad bilasizlar. Fudayl ibn Iyaz deyishadi. Samarqandlik katta podshohning hokimining o'g'li. Tobiyinlardan. U nima qildi? U Makkaga ko'chib ketdi. Podshohning saltanatini tashlab ko'chib ketdi. Qaroqchi bo'lganmi? Ha, qaroqchi bo'lmagan aslida. Juda ham katta boy bo'lgan. Ibodatga bee'tibor bo'lgan. Fudayl ibn Iyad muhaddislardan. U nima dedi? La yag'urrannaka kasratul halikin va la yag'urrannaka qillatus salikin. Ko'p adashib ketgan odamlar, xatoga yo'l qo'ygan odamlarning ko'pchiligi seni aldab qo'ymasin dedi. Hamma qilyapti ekan deb sen shu bir gunoh ishni qilib ketmagin dedi. O'zbek aytadi-yu, tomdan tasha desa tashamaysan ku dedi. To'g'rimi? Fudoyl ibn Iyad aytganda la yag'urrannaka kasratul halikin. Halokatga ko'p tushgan, xatoga botib ketgan, gunohga botgan odamlarda soni ko'pligi, adadi ko'pligi seni aldab qo'ymasin deydi.
haq yo'ldan borgan insonlarning soni kamligi ham seni bunday o'ylantirib, qaltiratib, vahimaga solib qo'ymasin degan. Ahmad ibn Hanbal aytganda, sen yashab turgan joyda bitta o'zing shu ahli sunnatdanmisan, demak sen u yerdagi jamoatsan degan. O'zing bitta bo'lsang ham degan, sen o'ylama, demak sen dini ahli sunnat va jamoatdansan degan. Chunki sen kimga mansubsan? Ahli sunnat va jamoatga mansubsan degan. Yashab turgan qishlog'ingda bitta o'zing bo'lsang ham degan. Bitta sen namozxonsan. Tasavvur qiling, shunaqa o'z qishloqlari bor, bitta musulmon oilasi bor. Bitta namozxon shunaqa oila bor. Qolganlar hammasi o'z chuvash, shunaqa millatlar, g'ayri dinlar. Bu degani endi qishloq hammasi u kufr ahli emas, u yerda bitta namozxon bor. O'sha musulmon bitta borligi ham uni, misol uchun, shunaqa jamoatda, shunaqa xalqda orasida yashashligi qo'rqitmas kerak, cho'chitmas kerak-da. E, men bitta o'zimman-ku, bular ko'p deb yo'q. Bitta o'zimi, Alloh rizoligi uchun dinni hadisda o'rganib amal qil, faqat olg'a borish kerak. Fudayl ibn Iyod aytgan so'z. Shuning uchun ko'p, misol uchun, o'zbekcha kitoblarda sallallohu alayhi vasallamni to'liq yozgan bobolar ham bor, shayxlar ham bor. C.A.V. deb qisqartirganlar ham bor. To'liq yozganlari demak makruhga tushmagan. C.A.V. deb yozgani makruhga tushgan. Bu oltin qoida. Demak sahoba Abu Hurayra aytdi, payg'ambarimiz aytdi: "Man qala la havla va la quvvata illa billahi kana dawa'an min 99 da'an aysaruha al-hamm." Agar bir musulmon, bu payg'ambarimizning hadisi yozamiz. Agar bir musulmon la havla va la quvvata illa billah desa, agar bir musulmon nima desa, la havla va la quvvata illa billahi desa, la havla va la quvvata illa billahi desa, la havla va la quvvata illa billahi desa, illa billahi deb aytsa, 99ta kasalga davo topadi. 99ta kasalga davo topadi. Shifo topadi. 99ta. Nechta ekan? 99ta. Eng kami alham, qayg'u hasrat. 99 sherdan shifo topishadi. Eng azisi qayg'u hasrat. 99ta kasallikka davo topadi. Eng kami nima ekan? Bo'lmadi. Qayg'u hasrat. Qayg'u ham bu bir kasallik hisoblanadi. Keragidan ortiqcha qayg'u hasrat ham bu nima hisoblanar ekan? Kasallik. Hozir hadisni yozib olamizda, kim rivoyat qilgan. Keyin bu hadisni bir ozgina o'rganamiz. Yozinglar. Bu hadisni Imom Tabaroniy. Tabaroniy. Al-Mu'jamu. Al-Awsatu kitobida. Al-Mu'jamu Al-Awsatu kitobida. Azbek ulguryapsizmi yo'q? Hamda Imom al-Hakim al-Mustadraku ala as-sahihayni al-Mustadraku. Barmi?
El mustedraku. Var mı? Yazdılarım. Var mı? Ala ala as-sahihayni. İktisa. As-sahihayni. As-sahihayni. Var mı? Yazdılarım mı? Kitabıda rivayet etgen. Şimdi savaldı. Bana şimdi kitabda namlar bilem, yazışlıklar ağır mı? Kitabda namı, muallifki namı. Bu şu ağır mı yok? Ne de böyle işte? Şu kirek mi yok? Kirek. Kimdir ayta? Hazret dedim. Dilemiz ki değil. Maşallah. Allah baraka versin. Bukhari bu kit. Acayip. Hüccet. Hüccet. Ana şunu, şunu bir nazarda tutuyor ben de. Şunu bir nazarda tutuyor ben. Çünkü 5 de hadis otsaya yazıp organize yakışır mı? İlacı bursa biz ustazlarla kendi ilim olardı. Sananı yazardı buralarlar. Günü, ayı, yılını. Hem de şu kitapta kimle otkenimizde mi yazardı? Kaysı maruzanı, kaysı damladan işitkenimizde mi yazardı? Defterlerimizde tertip bulardı. İrtege bronte bir braderde ilge borsak, defterde kurtarıp açardım değil mi? Brader, hani şu derste bulgen diye, hem bulgen diye. Şu defterizde açayım. Bu defterde açardı da bir okurdum. Söz mü söz, doğru keledim, yok mu tekşirardım. Nimaga, uniyem sırrı var. Anas ibn Malik aytgan ki, Peygamberimiz bizge 5'te, 10'te hadiste aytardılar. Orunlardan turup, üyüge kırıp getirdiler. Biz dedi mana şu majlisda qolardik. Hammamiz dedi navbatma navbat dedi yoddan aytardik. Endi tasavvur qiling. Ana shu majlisda 10 ta sahoba bo'lsa, hammasi yoddan 10 ta hadisni aytsa. Yoddan. Bittasi xato qilsa 9 tasi to'g'rilaydimi? Ha? 9 tasi to'g'rilaydi. Hammasi mana yoddan aytadi. Anasi bir molik aytadi, u hadis bizni yuragimizga singib ketardi. Jo bo'lib ketardi dedi. Yod bo'lib ketardi. Bu ham sunnat-ku. Sahobalarning amali ham sunnat hisoblanadi, yaxshi ish hisoblanadi. Shunchun ham mana darsning oxirida Andijonda madrasalarda bilasizlar al-mukalama degan narsa bor. Mukalama degan narsa bor. Uni bilasizlar. Bitta darsdan keyin shogirdlar shuni yig'ilardi-da, daftarni ochib, ustoz nima degan bo'lsa, bittasi ovozi jaranglab chiqadigani o'qirdi, qolgan hammasi tekshirib boradi. Ba'zida o'qiyotgan odam bitta-ikkita so'zni qoldirgan, ular aytib qo'yardi, unda yozib qo'yardi. Ha, ba'zida shu yozib bitta-ikkita so'zni qoldirib yuborgan, haligi birodar o'qiyapti, to'xtang deb turib, qoldirgan so'zini yozib qo'yardi. Demak, jamoa bilan ishlashda nima bor ekan? Ajr bor, baraka bor ekan. Endi yozmasdan eshitib o'tirsak, to'g'rimi? Hazrat gapiryapti, ustoz gapiryapti, bosh ko'chada. Yo u yoqda yuribdi, yo bu yoqda yuribdi. Hadisda bitta so'zi kirdi, bittasi tushib qoldi. U bu yoqqa yetgancha u bitta kirgan ham tushib qoldi u. Ichkarida tushib qolgan bo'lsa yaxshi, yana qaytib chiqib ketsa u yomonda. Keyin shunga aytadi. Subhanalloh. Eshitganday mana u, eshitganman, eshitganday mana u shu. Abi qaytadir eshitgandim-da, shunaqa narsa bo'lganda, lekin aniq ayta olmaydi-da. Men buni falonchi yil, falonchi kun, falonchi oyda mana shu hazratdan, mana shu joyda eshitgandim. Hadisda shunday deydi-ku, buni bir rivoyat qilgandim-ku dedi, bunday bir tashlash olmaydi. Nimaga? Chunki yozmagan. Olim bo'lib ketardik eshitgan narsalarimiz. Aytmang birodar, agar hamma narsani eshitib yodlaganimizda 40 yildan beri eshitamiz. To'g'rimi? Ko'p narsa yod bo'lib ketardi. Shunchun ham o'zbek nima deydi? O'qish boshqa deydi. O'qish boshqa deydi. O'qish inson o'qib ketaveradi. Uni yodlashi ham mumkin. Yodlaganini tushunish ham masalasi bormi? Shunchun men sizlarga erinmasdan yozdiryapman. Ba'zilarda misol uchun nafsiga bu og'ir botadi. Biz deydi, sizni oldingizda bir bolacha bo'lib qolyapmiz hazrat. 2000 yildan beri men mana Rossiyada din da'vatdan shug'ullanaman. 2000 yildan beri. Ba'zilarni shaxsan eshitganman-da, e'tirofdan. Siz yozdirasiz deydi.
Şimdi şunu okuyamayız daha birader. 6 yaşımızda mı şu kolumuza kitap götürüp yazıp oradan gelmiyor. Şu hazır geçey, şu yazıp, ilim yazıp okuyamayız, görmeyemiz. Çünkü Ahmed ibn Hanbel aytganda men o'z qo'llarimla 700 mingdan ortiq hadisni yozganman. O'limini oxirigacha Ahmed ibn Hanbel yozgan hadislarini takror-takror yozar ekan. Ibrohim al-Harbiy degan shogirdi bo'lgan, 60 yil o'qigan Ibrohim al-Harbiy. Abu Dovud Ahmed ibn Hanbelning shogirdlaridan, Imom Termiziy, Buxoriy shogirdlaridan, katta-katta olimlar. Ibrohim al-Harbiy ustozini qariganini ko'rib ko'ziga bunday yosh kelib, mehri jo'shib aytar ekanda. Ya Abu Abdullah ila mata hadha ey ustoz qachongacha endi qalamni qo'lingizdan qo'ymaysiz qachongacha shu pat qalamni siyohga botirib hadis yozasiz Ahmed ibn Hanbel qari chol bo'lib qolgan tabassum qilib sunnatni o'tib aytar ekan al mihbaratu ila al maqbara der ekan siyohdan qabrgacha edi birodar der ekan bo'lmasam dunyoni olimi u aytgan men 1 million hadisni yoddan bilaman degan. 350 mingtasi zaif sanatli. Fotihani qanday yod bilsam shunda yod bilaman degan. 1 million bu faqat payg'ambarning hadisi emas birodarlar. Buning ichida sahobalarning so'zi, tobiinlarning so'zi, atbo'i tobiinlarning so'zi, sahobalarning ishlari, tobiinlarning ishlari shuni hisobiga bu sanat ko'p. Hisob ko'p. A payg'ambarimizning sahih sanatli hadisini teksti matni 10 mingdan sal ortadi xolos. Buni ham yaxshi bilib olishimiz kerak. Ba'zilar aytadi, Abu Dovud aytadi, men 500 ming hadis yozganman deydi. Buni so'zma-so'z tushunib bo'lmaydi, payg'ambarimizning 500 mingta hadisi yo'q. Payg'ambarimizdan aytilgan sahih sanatli hadislarda matni nechta ekan? 10 mingdan sal ortar ekan. 10 mingdan 500 ning orasida katta farq bor. Demek 500 milyon arasında sahabanın hem sözü var, tabiinde hem sözü var, sahabanın işi var, ameli var, tabiinde hem ameli var, etbiyat tabiinde. Şunu sahabaya 500 milyon. Bazıları korku kütetti, iyi dedi, kendi yıkılır 500 milyon hadisi adına geldiydi. Şimdi asla korkukandan kitabı yapıp koyalım. Hayta dedi, barbar menden çıkmaydı dedi. Şeytan şu diye vaktakili vasvas kalardı, ümitsiz kılıp koyandı. Cimgine dedi şu. Namazımda okuyorum cümgine şu. Cahane yaparım. Talağım diye cümgine yürüyorum dedi. Her bir minden çıkmaydı dedi. Şunu da yengilerde koyar. Ustazlara şunun için biliş gerek. De ona kadar ilim ahlını korkutmak gerek. Hayatış gerek o birader. Peygamberimizden yetip gelen işançlı hadislerde matni tekstin işteyken 10 minden. Sel ortadı. 10 minden hareket kısa adam yadlıydı mı? Harakat qilsa. Kuniga 3tadan yodlab yursin, 1 yilda 1000 ta yodlab qo'yadi. 10 yilda axir 10 mingta hadis yodlab qo'yadi. Harakat qilsa kuniga 3ta. 3ta faqat matn, tekst. Buna bu sahobalarning, olimlarning ismi emas, sahobaning ismi payg'ambar so'zi. Sahobaning ismi payg'ambar so'zi. Kuniga 3ta, 3tadan. 300 kunda 900ta, 1 yilda 1000 ta yodlab qo'yadi, 10 yilda 10 mingta. Harakat qilsa bunday uddalaydi. Lekin bitta yaxshi ustoz kerak. Bitta yaxshi nima kerak baribir qo'llanma kerak. Shuni ushlab oxirigacha boradigan bitta odam kerak. Kim bilish kerakda hadis yodlashni ham o'zining yo'li bor, uslubi bor, qonun qoidasi bor. Ustoz odam hech qachon shogirdni qo'rqitmaydi. Balki uni rag'batini oshirish kerak. Qiziqishini doim oshirish kerak. Ruhiy ko'tarish dedi-ku, doim dalda berib turish kerak. Sababchi bo'lish kerak. Demak, payg'ambarimiz nima dedi? Agar bir musulmon bir marta la havla va la quvvata illa billah desa, birinchidan savobga erishadi, ikkinchidan 99 ta kasallikka shifo davo topyapti. Eng kami nima ekan? Qayg'u xastalik, g'am ekan. G'am g'ussa deydi. O'rislarda apatiya degan kasallik bor. Eshitgansizlar. Apatiya deyishadi, isterika deyishadi. Odam deydi, vasvas bu. Ruhiy tushkunlikka tushib qoladi-ku. Psixolog deyishadi, ruhshunos olimlar. Rasa uni keyin davolaydi. Bu ham bir ruhiy kasallik hisoblanadi. Bitta narsani yo'qotib qo'yadi. Tushunyapsizmi? Shu juda ham diqqat bo'lib berilib, ruhiy tushkunlikka tushib qoladi. Payg'ambarimiz aytayapti, duoni o'qi deydi. Shifo topasan deydi. La havla va la quvvata illa billah. Bu duo
İbrahim aleyhisselam 7. asmanda Muhammed peygamberge maslahat bergen dua. Miraç keçesinde peygamberimiz 7. asmanda çıktı ki 7. asmanda İbrahim peygamberidir. 7. asmanda kanaka maçit var? El-Beytu el-Ma'mur dege maçit var. El-Beytu el-Ma'mur. 7. asmanda 8. maçit var. 8. maçit birincisi bu adam aleyhisselam kurgan Ka'ba. Bunu karıştılar, apçıt getirdiler. Nuh aleyhisselam vaktinde tufan buldu ki bu tufan buluşundan aldı. Adam aleyhisselam kurgan Ka'ba'nı karıştılar. Birinci asmanda apçıt getirdiler. Çünkü 7'de Osman'da ne işte maçit mi? 8'de maçit. Nümaz kızık, hamma maçitler bizde Kabe'mizde tip basıda. Bir çizik. Yani 7'de yer var buralarda. Allah'ı da planiyete şaklıdı. 7'de yer. Birinci yer bu bizde yer. Biz yaşayıp durgan planiyette bu birinci yer. İsmi Dünya. Yani şunu okşagan pasta 6'da şunaka yer planetesi var. Katlamlarmaz Allah'ı da yerler, planetalar. Yettinci pastagi yerde ismi Farşun. Farşun. Ana şu pastagi yettinci yerde Siccin degen joy var. Küfür ahlının ruhu ana şu joyga ketadi. Tushunyapsiz mi? Yettinci mana bu yer planetasini tagida, juda ham tagida, yettinci yer planetasida emas, yettinci yer planetasining tagida do'zax. İmam Al-Hakim Al-Mustadraku Al-Sahihayn degan hadis kitabida aytgan. Demek bizde yer, biz yashab turgan yer bu ismi nima ekan? Dunyo. Dunyo. Birinchi osmonga juda ham yaqin. Bizde yerimiz bilan birinchi osmon orasida necha yuz yillik? 500 yillik masofa. Har bir osmonlarda qalinligi ham 500 yillik masofa. Tez uchadigan qush, yer yuzida tez uchadigan qush shu 500 yilda bosib o'tadi. Har bir osmonlarda orasida ham 500 yillik masofa. Mana shu 7 ta yer planetasi, 7 ta osmonlardagi masjidlar hammasi bitta chiziqda mana shu bitta o'q chizig'ida turibdi. Shu Ka'ba bilan bir xil. Shuning uchun ham Ka'ba yerning markazi hisoblanadi, o'rtasi. Biz ko'rgan, biz qarab namoz o'qiyotgan Ka'ba 11-chi Ka'ba. Hamma qurilishlardan keyin nechinchi Ka'ba? 11-chi Ka'ba. Oxir zamonda katta alomatlardan bittasi mana shu Ka'bani ikkita qora tanli odam buzadi. Oxir zamonda alomatlari ham bor, kattasi bor, kichkinasi bor. Kattalari 10 ta, shulardan bittasi Ka'bai muazzamani ikkita qora tanli odam buzadi. Shuning uchun ham Abdulloh ibn Mas'ud yig'lar ekanda, sahoba, olim sahoba yig'lar ekan. Shogirdlariga, musulmonlarga aytar ekan: "Ey musulmonlar, Qur'oni Karim yer yuzidan ko'tariladi. Yer yuzida bitta ham oyat qolmaydi. Odamlarning yuragida ham bitta oyat qolmaydi. Qur'on ko'tarishligidan oldin Qur'onni yodlab o'qib qolinglar" der ekan. Ka'bani deb buzadi, ikkita odam buzib tashlaydi, Ka'ba buziladi, yemiriladi. Shu Ka'ba buzilguncha borib tavvof qilib Ka'bani ko'rib qolinglar deb shu olim sahoba yig'lar ekan. Ilmi borda payg'ambardan eshitganda shunchuni ikkita narsaga qattiq qizdirib, qiziqtirib aytgan odamlar. Qur'on tilovatiga hamda yo umraga yo hajga borishlikka qiziqtirar ekan. Endi mana yana bitta hadis payg'ambarimizdan kelgan. An Uqbat ibn Amir al-Juhani radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam: "Man an'ama Allah alayhi ni'matan فأراد بقاءها فليكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله" رواه الطبراني. صحابة عقبة ابن عامر دان روايات قلنجا حدث. بريتش إيشتامز چنوالامز پیغمبرمز ايتتلار. دمك صحابة پیغمبرمز دان روايات قلنجا حدثنا. پیغمبرمز ايتتلار: "من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله". Agar Allohu azza va jalla bir musulmonga bir ne'matni bersa, bir yaxshi ne'matni nasib qilsa, u musulmon shu ne'matni yo'qotib qo'ygisi kelmasa, xohlamayapti. Shu ne'mat yo'qqa chiqib ketishini xohlamayapti. Payg'ambarimiz nima dedi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, u musulmon
La havle ve la kuvvete illa billah duasını kubu kısın degan. Tushuntirildimmi? Ba'zida insonga kuchli xotira beriladi. Ba'zida insonga o'tkir aql beriladi. Ba'zida kuchli gavda beriladi. Ba'zida ko'p halol mol dunyo beriladi. Tushuntirildimmi? Ba'zida juda ham bir soliha ahli oila nasib qiladi. Taqvoli, itoatli. Ba'zida chiroyli aqlli farzandlar nasib qiladi. Shunaqa bir chiroyli ne'matlar bor. Ba'zida inson 6 oyda Qur'onni yodlaydi. Yillar davomida insonlar yodlasa, unga nasib qilgan u 6 oyda yodlagan. Bu ne'mat-ku bu. Ba'zilar o'rta hisobda 3 yil, 5 yilda yodlayapti, bu 6 oyda yodlayapti. G'ururlanib ketib bo'lmaydi, menman deb bo'lmaydi. Iblis ham o'z vaqtida men deb g'ururlanib musulmon edi, undan keyin dindan chiqib ketdi. Men deb bo'lmaydi. Balki nima qilish kerak? Alhamdulillah deb La havla ve la kuvvete illa billahini kub oku bir iş gerek. Peygamberimiz hadisi de Men en'ame Allahi aleyhi ni'meten fe arada beqa'aha fel yukthir min qavli la havla ve la kuvvete illa billah. Agar Allah bir musulmanga yakşı bir nimetini nasip kısa. O musulman o nimetini yokat kısa kemese. Unaqa halde nima kısın? La havle ve la kuvvete illa billah duasını kub okusun. Kub okuşluk 100'den 300'de geçir. Çünkü Peygamberimizde bir hadisi var. Yazamız mı? Yazamız. Yazmak Peygamberimiz aytti. Peygamberimiz aytti. Agar Allahu Azza ve Celle Agar Allahu Azza ve Celle bir musulmanga bir yaxshi ne'matni nasib qilsa bir yaxshi ne'matni nasib qilsa. Hamda u musulmon. Bir takrorlab olamizmi? Payg'ambarimiz aytdi. Agar Allohu azza va jalla bir musulmonga Bir yaxshi ne'matni bersa. Bormi hamma ulguryaptimi? Ha, ulguryapsizmi? Hamda u musulmon u yaxshi ne'matni yo'qotgisi kelmasa. Hamda u musulmon u yaxshi ne'matni yo'qotgisi kelmasa. U holda u ko'p marta la havla va la quvvata illa billah duosini o'qisa. La havla va la quvvata illa billah yo'q oxiri. Shu izi bor. Yozilganda yoziladi, aytilganda shu hayga to'xtaymiz. La havla va la quvvata illa billah deb hayga to'xtaymiz. Yoqsa. Bir takrorlab olamiz, tekshirib olasizlar. Muhammad payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar. Agar Allohu azza va jalla bir musulmonga bir yaxshi ne'matni bersa, hamda u musulmon u yaxshi ne'matni unutishni, yo'qotishni xohlamasa, unda u ko'p marta la havla va la quvvata illa billah duosini o'qisa. Bormi hammada bir xilmi? Bir xil yozildimi? Yozinglar bu hadisni Imom Tabaroniy
İmam Tabarani özünü El-Mu'camu özünü El-Mu'camu El-Kabir kitabında özünü El-Mu'camu El-Kabiru El-Mu'camu El-Kabiru kitabında sahaba Ukbatu ibn Amir Ukbatu ibn Amir el-Cuhani'den rivayet kılgan Ukbatu ibn Amir Ukbatu ibn Amir el-Cuhani'den rivayet kılgan aldın 100-150 yıl aldın Buhara madrasalarında adamlar 35 yıl okuyandı 35 yıl okuyandı dastur küçülü bu ben dastur kamıda 35 bin hadis uçuşken eden ustalar kamıda aldın şu Buhara Samarkand İlim ocağı bugün küçülüyor da. Bir korgan 35 yıl okuma geldi. 3 ayga adam kese imamlar kursu bularak. 3 ayga. 3 ayda. Üstte de minta geçe hadis yoktur. Umumen hatırası ulgen adam gen. Biz telefen hiç geçe şu bitti ustaz oturup hadis yoktur. Hatırası sizle bizge hoşçakalın bir puhta. Ha uç ayda çıkıyor. Minta geçe hadis yoktur. Yine Kur'an değil mi yollattırırken? Taharat, namaz, roze, zakat, hac diye ilimlerde birip Arapça niye murgit vararırken? Üç ayda içi de. Şu kışlaka kaydı benim Allah'ın damlalık kıladığın derecede, imam buladığın derecede okutarırken. Ne hazır böyle beş yılda oladığın derseni aldım Buhara'daki damlalar. İhlasını küçüldü giden. İhlasını küçüldü giden. Halal rızıktı kuplu giden. Halal rızıkta kuplu giden. İhlas küçülü, halal rızık küçülü. Dastur programlarını küçülü giden. Bir şillik ilimde, üç ay günde bir yukarı. Halal rızıkta gap katta. Halal rızıkta gap katta. Düşünüyorsunuz mu? İhlas, halal rızık. Cüleyen bir kireklenerse de ilim alıştığı kireklenmez. İhlas baru, halal rızık. Bu mesela adam ilimde kıynalıp kalır. Halal rızık varu, ihlas yok. O gen ilminin berekasını görmüyor. Çünkü aldın mı? Çünkü hemen arsasını cemleş gerek. Samarkandlik Abdullah ibn Mubarak diye adam değiştirdiler. Cüdeyen küçülü muhaddis bugün. Tör minkte ustaz bugün. Yani, şimdi minktesi Samarkandlik hemen muhaddis bugün. Aldı Orta Asya küçülü bugün. De. Orta Asya'dan 18 binden artık alımlar çıktı. Muhaddisler. Uzgen degen joy var mı? Ha? Arap tilida Uzcan deyişadi. Uzcan deyişadi. Qozixon degen olim chiqqan. Fatava Qoni deyişadi. Fatava Qodixon. Juda ham kuchli. U oldin Farg'ona vohasiga qaragan ekanda. Oldin Farg'onaga qaragan ekan. O'sha taraflardan juda ham kuchli muhaddislar chiqqanda. Olimlar aytadi ki, şu Orta Asya tarihinde dedi, 18 binge yakın muhaddisler dedi, dünyaya çıkan. Onlar fakat özünün şehirde kalmadan da dünya gizli ilim fakat edildi. Samarkandlik bir İbrahim dedi, cüleyen muhaddis, alim. Demek ki Allah rızalığı için Malayziya'ya gitkenek yani, din tarikatken. Biz bette suvahçı mı buyuruz biz işlem, ne bir şey bu. Ama Allah rızalığı için Malayziya'ya gitkenek yani, ilimde alıp, madrasan tugatib kuchli bo'lib Malayziyaga ketgan. O'zi bo'lmaydi ku axir, dunyoning bir chekkasi bu axir. Hozir samolyotda uchsang qancha uchasan? Tuya yana u dengizda, okeanda suzib o'tish kerak. Ixlosni qarang kuchligida. Shu borib Samarqandlik olim din tarqatgan. Tog'a ilmimga amal qilishim kerak, yetkazishim kerak, javob beraman-ku deb.
judayam bir aniq ixlosli olim bo'lgan ekanda borib dinni tarqatgan ekan. Ibrohim Samarqand deb deyishadi. Malayziya ahli uni bilan O'rta Osiyodan kelib dedi din tarqatgan. 225 milliondan ortiq musulmon yashaydi Malayziyada. Hindistonda ayni paytda 300 milliondan ortiq. Katta-katta bu islom anaqasida vohalar. Nima demoqchiman? Oldin mana 100-150 yil oldin, 100-150 yil oldin Samarqand, Buxoro madrasalari, Toshkent madrasalarini domlalarning uslubi kuchli bo'lgan. Hadisga rag'bat kuchli bo'lgan. Mishkatu al-masabih degan kitobda eshitgansizlar. Mishkat, mishkat deyishadi. Mishkatul masabih. 6000 dan ortiq hadis bor. Shuni 2 yilda yodlatar ekanda. 2 yilda shunchinam oldingi domlalarni, qari domlalarni va'zlar kuchli bo'lgan, eshitgan bo'lsalar. Kuchli bo'lgan, sayrab turgan oyat, hadis, oyat, hadis nimaga? Ustoz bilan kitob o'qishgan ular. Kitob yodlashgan. Mana siz bilan biz oldingi uslubda ilm olyapmiz-da, sizlar yoz deyapman-ku mana sizlar yozasizlar. Boshqa bo'lsa nima qilardi? O'z kitob ko'tarib yurmasdi. Hozir aksariyat domlalar kartta kompyuterni olib kelyapti yo oldiga bunday qo'yib oladi-da. O'zi ham titib o'tiradi, shogirdi ham titib o'tiradi. U kimga gapiryapti u? U kimni eshityapti? Hamman qo'lda telefon. Yo, bizning ustozlar unaqa emasdi. Bizning ustozlar kitob bilan ishlardi, bizga kitobni bir muhabbatni berdi. Yozib o'rgangan boshqada. Jabroil alayhissalom mahr hadisda bilasizlarmi? Chiroyli yosh yigit qiyofasida keldi-ku Madinada. Payg'ambarimiz birinchi marta umrida Jabroil tanimagan. Umrida birinchi marta tanimagan. Bir marta kuzatilgan. Bir marta. Umuman boshqa chiroyli yosh yigit qiyofasida kelgan. Farishtalar inson qiyofasini qabul qiladi. Lekin sharti jinsiy a'zosiz. Jinsiy. Na oldi, na orqa jinsiy a'zosiz. Yosh yigit qiyofasida. Farishtalar hech qachon ayol qiyofasida kelmaydi. Hech qachon. Shuni bilib olinglar. Hech qachon farishtalar ayol qiyofasida bo'lmaydi. Shuning uchun ham agar bironta bir rasmni ko'rib qolsalaring, bir qanotlar qo'yilgan, darrov aytinglar bu dinga qarshi deydi. Bolalaringa ham shuni tushuntiringlar. Hech qachon farishtalar ayol qiyofasida bo'lmaydi, balki toza, baquvvat, chiroyli, ko'rkam yigit qiyofasida keladi. Jabroil alayhissalom chiroyli yigit qiyofasida kelgan, payg'ambarimiz Madinada o'tirgan sahoba Umar aytayapti, biz deydi, tanimadik deydi. Ba'zi sahobalar bir-biriga qarab bunday qilib so'ragan ekanda, bunday qilib boshini imo ishora qilib, kim u deb. Tushunyapsizmi? Ba'zi sahobalar so'zma-so'z so'ragan ekan, kim u deb. Sahoba Umar ham tanimagan. Bo'lmasa Madinadagi ko'p musulmonlarni tanigan. Masjid ahli bir-birini bilgan, bo'lsa keldi bo'lgan. Har safdan oldin, safdan o'tishlikdan oldin mana shu farishta gavdasidagi musulmon inson Jabroil farishta bo'ladi. Payg'ambarimizdan ruxsat so'ragan. Ya Muhammad adnu, ey Muhammad, seni oldinga yaqin kelsam bo'ladimi deb ruxsat so'rab kelgan. U ham bir odob. Bizga o'sha bostirib kelmagan hazrat deb quchoqlab olib tortib baxtilanga edi. Hazrat u bechora senga dars berdimi yo qarzdormi? Uni sizga tortib, qanaqa tortib qo'yladingiz, tugmasini yirtib. Yo. Tartib bilan chiroyli kelgan. Payg'ambarimiz har safar ruxsat bergan ekan. Udinu, keyin yaqin keldi. Kep payg'ambarimizga shu darajada yaqin o'tirgan ekanki, payg'ambarimiz mana shunday o'tirgan. Jabroil farishtani ham shunday o'tirib, tizzasini tizzasiga tekkizgan ekan. Oppoq kiyimda kelgan ekan. Sochi, soqoli tin qora bo'lgan ekan. Sochida ham, soqolida ham bitta chang to'zon bo'lmagan ekan. Oppoq kiyim, qop qora, tin qora, soch soqol. La yura alayhi atharu safar. U shu mehmonda deydi. Asar dedi. Safar alomatlari sezilmas edi dedi. Chunki safardagi odamda odatda kiyimi sahroda kir bo'lib ketadi. Chang bo'lib ketadi, dog' bo'lib ketadi. Ayniqsa oppoq ko'ylak. O'zlaring bilasizlar, sariq bo'lib ketadi. Soch soqollariga baribir qum tuproq aralashib ketadi. To'g'rimi? Agar bunday yuvib, tartibga solib, bunday kesib sochini olib yurmasa, o'sib baribir bilinadi-da bu safardan kelgan. O'zimiz ham bir kun o'tirib bunday mashinada bir 500 kilometrga kirsak, to'g'rimi? Terlab sasib ketamiz bu. Dazmollangan shimdan bir ishlasin, chizig' ham qolmaydi, shim o'zimiz ishtonga o'xshab qoladi, shilpay. Gap to'chig'ida endi. Baribir seziladi-da, safarda bo'lganimiz baribir seziladi. Sahoba Umar aytayapti, "La yura alayhi asarus safar" deyapti. Unda deydi, safar alomat umuman bilinmasdi.
Peygamberde aldığı kip tizzasını tizzasına koydu. Kolunu uzun tizzasına koydu. İmam Müslim rivayetinde. İmam Nasai rivayetinde Peygamber tizzasına kolunu koyup Peygamberde kuzuge karıp savar verir. Beşte savar. Ya Muhammed akhbirni anil iman. Ey Muhammed minge imanını düşündürüp yapıyor. Peygamberimiz iman hakkında yapıyor. Haliga Cebrail tarışta sadakta diyor. Tuğra ettin diyor. Sahabe Ömer aytadı, fa'acibna lehu dedi, biz aceblendik dedi, hayran kaldık dedi. Yes'aluhu ve yusaddiquhu. Oze saval verip dedi, oze doğru dedi, ayttırgan dedi, biz hayran kaldık. Birinci iman hakkı da soradı, ikincisi İslam hakkı da soradı, üçüncisi İhlas hakkı da soradı, dördüncisi ahir zaman alametle, ahir zamanda saat hakkı da soradı, kıyamet kaimde anık saatini soradı. Şunda Peygamberimiz aytdi: "Mel mes'ulu anha bi'a'lama min as-sa'ili." Savol bergan odam dedi. Savol berilgan odamga o'xshab bilmaydi dedi. Ya'ni siz qanchalik bilmaysiz dedi. Men ham bilmayman dedi. Qiyomat qoyim qachon dedi. Aniq belgili vaqtda qachon bo'ladi men bilmayman. Keyin unda Jabroil farishta aytdi: "Fa akhbirni an amaratiha." Uni qabul etgan bo'lsa oxir zamonda alomatlarini aytdi. 5 ta savol bergan. 5 ta savol. Keyin asta savol tugagan, savol javob tugagan, keyin odamlardan turgan, o'sha odamlarni orasiga kirganu masjidda sahnada yo'qolgan. Payg'ambarimiz aytgan, chiqinglar, chiqinglar orqasidan izlanglar, chiqinglar degan sahobalar yugurib chiqqan. Sahoba Umar ham chiqqanda keyin asta uyiga ketgan, 3 kundan keyin kelgan. Keyin payg'ambarimiz aytgan, "Ya Umar, atadri man is-sa'ilu?" "Ey Umar, bilasanmi, haligi savol bergan kim edi?" degan. Allah ve Resuluhu a'lam. Men bilmeyman. Allah bildirse Peygamberimiz yetkizadi. Peygamberimiz aytgan o Cebrail dedi degan. Ata atakum yuallimakum dinakum. Sizlarga diningizni İslomda asosini o'rgatishlik uchun kelib ketdi o Cebrail dedi. Peygamberimiz birinchi tanimagan, savol javobdan keyin Peygamberimiz tanib qoldi. Tushunyapsizmi? Chunki sahoba Umar aytganda falabistu maliyan degan. Men azgina kutdim. Abu Davudda aytadi, 3 kundan keyin payg'ambar sahoba Umarga aytgan ekan: "Ey Umar, haligi savol javob qilgan odam bilasanmi, aslida kim edi?" "U Jabroil edi. Sizlarga savol javob qilgan edi." Tushunyapsizmi? Bu odob axloqda bu. Shunga olimlar ham aytishadi, ustoz bilan olingan ilmda baraka bor deydi. Ustoz bilan. Shu ustozga, shu qarab, kitobga qarab olgan ilmda baraka bor. Aniq holda misol uchun o'zi biz ham dem-dem-dem-de internetda o'qiysizlar, hamma narsani tushunmaysizlar. Gapni oching. Gapni oching. Lekin eshitaveramiz. To'g'rimi? Eshitib qotishaveramiz. To'g'ri tushunamizmi yo'qmi, u ham muammo. Shuning uchun kitob bilan bo'lsa, odam shu ketadi-da. To'g'ri ketadi. Kitob bilan bo'lsa. Endi kitobsiz gapirsa-chi? Oldi qochdi gap. Undan kirib, bundan chiqib ketadi. Shuning uchun ham hozirgi ma'ruzalarda sifati tushib ketdi. Endi bildaringmi? Ochiq haqiqat. Shuning ham sifat tushib ketdi. Odam eshitib o'tirib xulosa qiladi bu. Nima haqida gap bordi? Nima bilan tugadi? Ha, kitob bilan bo'lsa yo'q, kitob bilan bo'lsa shu bitta narsa haqida gapirasiz. Bitta mavzuni oxirigacha olasiz. Baribir shu kitob bilan ishlashimiz kerak. Endi yana bitta hadis yozdiramiz inshaalloh. Bu juda ham bir kerakli hadis. La havla va la quvvata illa billohga tegishli. Yozinglar. Birinchi hadisni matnini o'qib beraman. An Asad ibn Wada'ata anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man qala la havla va la quvvata illa billohi 100 marratin fi kulli yawmin" لم يصيبه فقر أبدا رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات يزيلال Peygamberimiz aytdi. Demek gap kim haqida ketyapti? Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Demek Peygamberimizin hadisini yazıyoruz. Bu juda ham ulug iş. Oldinam, hozirdan bu ulug iş. Shunaqa bir fitnali zamonada Peygamberimizin hadisini to'g'ri tushunib o'rganishlik bu bu baxt. Allohu azza va jalla shu ishimizda barqaror qilsin.
davomli qilsin. Man qala la hawla wa la quwwata illa billahi 100 marratin fi kulli yawmin lam yusibuhu faqrun abada. Demak Muhammad payg'ambar aytdi deb yozdilaringmi? Agar bir musulmon har kuni 100 marta agar bir musulmon har kuni 100 marta la havla ve la kuvvete illa billahi deb aitsa unga hiç kaçan fakirlik nasip kılmaydı. Hazır cek ammavi ilişken mevzu. Boy buluştu haklı ismi. Boy buluştu haklı ismi. Hiç ne sakınmasına adam hazır milenir bu kıskı kıskı. Ha birinci duanı kıl Allah'tan sonra rızık Allah'tan doğru mu? Doğru mu? Ha bazılar karaylar sebebini kandaya kılar. Bazılar dua kıl işlemesine oturur. Bu hem ne doğru? Bazılar işlep durup min diye varadır. Duanı hem okumaydı. Yok. İki lası hem iki taraftan gitti kılar. Ortadaki yol ne meyken? Birinci Allah'a dua kıl halaldan sonra kasb hunar kıl. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kasb hunar rızık bilmiydi. Kasb hunar sebep. Rızıkını Allah bilir. Duanı hem oku. Vakıya sorular hem oku. Sebepler. Hem de bu dualarla hem buluş gerek. Hem Kur'an tılavatla hem buluş gerek. İşen kılış gerek. De. Cismani hareketen buluş gerek. De. Doğru mu? Alma beş ağzını kapıştım oturup bu miydi? Hareketen kılış gerek. Lekin harakat qilib odam o'zidan o'zi g'ururlanib ham ketish kerak emas. Bu men erishdim deb Alloh nasib qilganligi uchun erishdim. Alloh nasib qilmasa sen ko'zingni yumib ocha olmasding. Alloh nasib qilganligi uchun. Masalan bu tarafi ham bor-da. Demak payg'ambarimiz nima dedi? Man qala la hawla va la quvvata illa billahi 100 marratin fi kulli yawmin lam yusibuhu faqrun abadan. Agar bir musulmon har kuni 100 marta la havla va la quvvata illa billah deb aitsa unga hech qachon faqirlik nasib faqirlik yetmaydi. Faqirlik kelib yetmaydi. Faqirlik endi bu kambag'allik. Bilasizlar-a? Yozinglar bu hadisni Ibn Abi ad-Dunya shunaqa muhaddis bo'lgan. 260'dan ortiqda yozgan. Buxoriyda zamonga boshlangan. Ibnu Abi ad-Dunya Ibnu Abi ad-Dunya Hamda Imom al-Hokim Hamda Imom al-Hokim Sahoba Asad Sahaba Asad ibn Wada'adan rivoyat qilgan. Sahaba Asad ibn Wada'adan Sahaba Asad ibn Wada'adan ayn harfi bor-da Wada'adan rivoyat qilgan. Demek kamida neç marta aytishimiz kerak? 100 marta. La havla ve la kuvvete illa billah. Şunday deyip aytsagan bo'ladi. Hamda la havla ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deyip aytsagan bo'ladi. İkita rivoyat ham biz o'tdik. Bir-birimizle talashib, tortishib yurmaylik. Çünkü bir rivoyatda payg'ambarimiz la havla ve la kuvvete illa billah deyip aytdilar. İkinci rivayette la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dediler. Bittası bir rivayette işitti de, bittası ikinci rivayette işitti. Bitti maçitte uçraşıp kaldı da, ayette mecunaka hadisi işittim dedi, ya ben bunun için işittim dedi. Birbirine uçup basakayım. Bu ne doğru da? Bokkeli yaptı. Ne demek? Çünkü üslubtu sağlık. Oldun geçe kılış gerek.
Bitta rivoyatda bunday deyilgan, ikkinchisida bunday deyilgan deb tushuntirib berish kerak-da. Ochib, ochib tushuntirib berish kerak. Ochib tushuntirib berish kerak. Bitta hazrat bu rivoyatda aytyapti, ikkinchi hazrat bu rivoyatda aytyapti. Lekin aytmayapti-da. Payg'ambarning hadisida aytilgan deyilyapti-yu, bu qaysi kitobda? Muallifning ismi nima? Kimdan keldi deb desal chuqurroq gap bo'lmayapti-da. Chuqurroq gap bo'lsa, bu darajada bunaqa bir-birimizga qarama-qarshi bo'lib qolmaymiz. Shunday deb o'ylayman-da, chunki bizda ustozlar ham shunday dedi-da. Ochiqroq gapirsak, xolis, qo'rqmasdan ochiqroq gapirsak, bu rivoyatda payg'ambarimiz mana la havla va la quvvata illa billah degan ikkinchi rivoyat bor payg'ambarimizning boshqa hadisi bor, unda la havla va la quvvata illa billahil aliyil azim deyilgan deb shu sal bir ixlos bilan sal bir chiroyliroq, bir ochiqroq tushuntirib bersak, ikkita rivoyat. O'zbek tushunadi, u darajada bir anaqa tushunmaydigan xalq emas, biz ham aqlli zukkon xalq. Aytadi, "Ey, ikkita rivoyat bor ekan" dedi. Bittasida al-Aliyi al-Azim bor ekan, ikkinchisida yo'q ekan dedi. Mana olam guliston. Hech kimdan urushmaymiz. Aylanib kelsa bitta yerga keladi. Albatta. Ikkalasi ham payg'ambarning hadisi. Hadisi. To'g'ri aytdingiz mana. Lekin ikkita rivoyat. Bungacha qavm ikkiga bo'linib qolyapti-da. Ana. Nimaga? To'g'ri yetkazishni ham bilish kerak. Shoshilmasdan. To'g'ri tushunmaganda. Tez gapirishlik bu ilmdan darak emas. Masalani bitta tarafi bor. Tez gapirishlik bu insonni ilmli degandan gap emas. Tushuntira oldimmi? Tez gapirsa inson. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deb birinchidan duoni noto'g'ri aytadi. Sollallohu alayhi vasallam yo arablar hech qachon sollallohu alayhi vasallam demaydi. Sallallohu alayhi va sallam. U yerda bir cho'zib aytadigan so'zlar bor, harflar bor. To'g'rimi? Sallallohu, Allohu so'zini cho'zish kerak. Sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu sallam, sallallohu sallam. U duomi? Qanaqa duo? Qanaqa duo bu? Sallallohu sallam, sallallohu sallam. Arab hech qachon unaqa aytmaydi. Sahobalar hech qachon unaqa demagan. Sallallohu alayhi va sallam. Sallallohu so harfi bor. Sallallohu alayhi va sallam. Shu duoni to'g'ri o'qisang savob olasan. Noto'g'ri o'qisang sen savob olmaysan, gunohga tushasan. Savob olaman deb odam gunohga tushib qoladi. Tez gapirishlik mana meni ustozlarim aytardi, bu ilmdan deydi bir darak emas. Anas ibn Malik aytadiki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam gapirganda ravon gapiradi. Nutqi tiniq edi. Payg'ambarni davrasida, suhbatida bo'lgan inson payg'ambar nechta gap, nechta so'z aytganini hisoblayman desa, barmoq bilan dedi sanay olar edi. Bu nima degani? Payg'ambarimiz o'rta tezlik bilan gapirgan. Juda ham sekin emas, juda ham tez emas. Tushuntira oldimmi? O'rtasini oling degan. Albatta. Chunki payg'ambarimizni boshqa hadisi bor. Xayrul umuri avsotuha. Ishlarning eng xayrlisi bu o'rta hollik. Oltin o'rta deymiz, o'rta hollik. Juda ham sekin gapirsa bu ezma ekan deydi o'zbek. Yomon bir deydi, siz mas achiroqga ezma ekan. Shunda ham betaranda bilan qo'yamiz. Tez gapirsa ham u yomon bir tili taqillaganidan yomon ekan deydi. Bunday qilsang ham gap eshitasan, bunday qilsang ham aytadi, o'tirsang o'poq, tursang sopoq deydi. Bunday gapirsang ham gap eshitasan, bunday gapirsang ham gap eshitasan. Lekin shuni tushuntirish kerak, birodar. Sahoba Oyisha onamiz aytyapti, sahobiya. Ma kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yusridu kasardikum hadha. Payg'ambarimiz sizlarga o'xshab tez gapirmasdi dedi. Oyisha onamiz aytyapti. Oyisha onamiz payg'ambarimiz yaxshi ko'rgan ayollardan bittasi. 2200 dan ortiq hadis rivoyat qilgan olima ayol. Payg'ambarimizda 114 ming sahobasi bo'lsa, shundan 200 tasi mujtahid mutlaq olim darajasiga, mutlaq olim darajasiga erishgan
Ana o'sha olim sahobalardan, mutlaq olim sahobalardan bittasi Oyisha onamiz. Bir oyda 2200 dan ortiq hadisni yoddan ayta bilgan olimi ayollarda. Payg'ambarimizlar yashagan axir. Oila qurib, eri xotin bo'lib yashagan. Payg'ambarimizni ayoli aytibdi, ahli ayoli. Payg'ambarimiz deyapti, sizlarga o'xshab tez gapirmasin. Tushuntira oldimmi? Demek orta tezlik bilan gapirishlik bu sünnet mi? Tez gapirsa, tez gapirsa. Ko'p narsani odam ilg'amay qoladi. Söz ketaveradi, gap ketaveradi. Birinchisini tushunganingizcha u tishi taqillab ishda gapni qiladi. Shunday o'taraverasiz keyin. Nima bo'ldi ekan deb boshingiz aylanib, keyin bu videoni ko'rib boshingiz aylanib, ikkinchisini ko'rib boshingiz aylanib yuraverasiz. Yo'q, shunchunam mana bizda ustozlar aytardi, sunnat bo'yicha, sunnat bo'yicha o'rta tezlikda gapirish kerak. Odam tez gapirdimi? Bu uni ilmligidan xabar emas, bu darak emas, bu belgi emas. Tez gapirishlik bu ilmli degani emas. Tushuntirdimmi? Sunnat bo'yicha o'rta tezlikdan gapiriladi. O'rta tezlik. Oyisha onamiz ham aytganki, أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. Payg'ambarimiz bizga buyurdi, amr qildi, odamlarni ongi fahmlashiga qarab dindan gapirishlik. Odamlarni tushunchasiga qarab. Birinchi oddiy narsadan gapiriladi. Takror, takror. Payg'ambarimiz minbarga chiqqanda bitta hadisni kerak bo'lsa 3 marta takrorladi. Nimaga savol? Ana javob. Yaxshi tushunishlik uchun. Yaqinda o'tirgan odamlar yaxshi tushunishlik uchun. Uzoqda o'tirib eshitmay qolgan odam eshitish uchun. Eshitib yana tushunib olishlik uchun. Tushuntirdimmi? Bu minbarda ham o'ziga yarasha sunnat bor. Payg'ambarimiz minbarda katta masjid odamlar to'la bo'lganda bekorga ba'zi bir gaplarni 3 marta takrorlamagan-ku axir. To'g'rimi? O'zimiz o'zbek bo'lib hozir 7 marta takrorlasa keyin a deb tushunib o'tiramiz. To'g'rimi? Bo'lgan gapda. To'g'risini aytamiz. Payg'ambarimiz ham axir shu arablarga arabcha gapirgan. Arab tilida gapirgan asosiy til payg'ambarimiz arab tili. Minbarga chiqqanda necha marta gapirgan ekan? 3 marta ba'zi hadislarda 3 marta aytgan. Buning ham hikmati bor. Ba'zi salom berganda ba'zi sahobalarga 3 marta salom bergan. Nimaga? E'tiborni o'ziga tortishdi. Ba'zida odamlar salomlashsa, salom alaykum salom qo'lini beradi, u nima qilganini o'zi bilmaydi. Boshi umuman boshqa joyda. Hozir boshqa shahardan mol keldik, olishim kerak, uni ko'taraman, narxni berib olishim kerak, u kallasi shunday. Bu yoqdan keldi, bu yoqdan ketdi deb. Ba'zida assalomu alaykum desa, salomat bo'ling deb. Hayotda kuzatilgan bu holatlar. Shunchun ham shu holat bo'lmasligi uchun payg'ambarimiz ba'zida 3 marta salom berdi. Doim emas, lekin bu narsani to'g'ri tushunish kerak ba'zida. Shunchun ham Alloh rizoligi uchun harakat qilamiz mana shu minbarda. Bir yildan beri o'sha yerda ma'ruza o'qiyapmiz. E'tibor bergan bo'lsalaring, bitta hadisni 3 marta tushuntiramiz. Ruschasini, tatarchasini, o'zbekchasini takror. Tushunishligimiz uchun. 3ta hadisni tushunib olsak, katta gap. Ha, to'g'rimi aka? 3ta, 5ta. Qatra-qatra yig'ilib daryo bo'ladi. Bir yilda shu 200-300 ta hadisni to'g'ri tushunib yodlab olsak, bemalol bolamizga to'g'ri yetkazamiz. Bir yilda 300 ta bo'lsa, 10 yilda 3000 ta bo'ladi. Yil o'tib ketyapti. Shuning uchun Allohim hamma bizga baraka bersin. Gap nimadan boshlangandi? Shu Buxoro madrasasi, Samarqand madrasasi. 3 oy bekorga emasda, 3 oy o'qib kelsa, minta-minta hadis o'rgangan xotirasi kuchli bo'ladi. Ixlos, halol rizq, uslub yaxshi bo'ladi. Uslub o'qituvchilik san'ati kuchli, oliy maqom bo'ladi.
Çerçemediler mi? Bu yerde yana bir iki de hadis var. Bunu hohlasaları yazasla, hohlasaları işlesle. Sahaba Abu Hurayra'dan kelgan hadis. An Abi Hurayra radiyallahu anhu qal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك رواه الترمذي والدارقطني صحابة أبو هريرة الله أكشدان راضي بسن رواية قلنية حديث ده پیغمبرمز محمد صلى الله عليه وسلم ايتلا اگر بر مسلمان bir tunda Duxon surasini o'qisa, Duxon surasini. Ertalabgacha uni haqqiga 70 mingta farishta istig'for so'rab chiqar ekan. 70 mingta farishta. Yozamizmi? Payg'ambarimiz aytdilar. Payg'ambarimiz aytdilar. Agar bir musulmon bir kechada Duxon surasini o'qisa, qavsni ichiga yozib qo'yinglar, 44-sura Duxon surasi. Hozirgi Qur'onda tartib bo'yicha nechinchi sura ekan? 44-sura. Duxon surasini o'qisa 44-chi sura. Ertalabgacha, tonggacha, tonggacha, kelasi erta, tonggacha 70 mingta rahmat farishtasi uni haqqiga duo o'qishadi. Tasavvur qilinglar. Bir o'ylab ko'ringlar. 70 mingta rahmat farishtasi to'xtamasdan yana bir duo o'qib to'xtamaydi-ku. To'xtamasdan bomdod namozigacha duo o'qishadi. Soat 3tami, 3dan 10 minut o'tganda shom. Bomdodda bu 6:30, 7 larga yaqin o'qiyapmiz. Endi bir hisoblab ko'ringlar. 12 soatdan ortiq. Ha? 15-16 soat o'qiydi. 70 ming farishta uni haqqiga istig'for o'qishadi. Ular duo o'qishadi: "Ey Robbimiz, sen mana shu musulmonda mag'firat qilgin, gunohlarini kechirgin" deb. Bitta masda akalar. Bitta mas 70 ming nafar. Demak, ko'p narsaga erishishimiz mumkin. Ko'p narsa hali yo'qotilmagan. Shuning uchun ham mana qarang, hadis ana qanaqa qiziq. Odamni bir xursand qiladi-da. Alloh rizoligi uchun ixlos bilan o'rgansak qanaqa imkoniyatlar bor. Bir o'qib beraman hadisda. Demak, bu hadisda qaysi sahoba aytibdi? Abu Hurayra. Payg'ambarimiz nima deydilar? Agar bir musulmon bir kechada Duxon surasini o'qisa. Duxon emas-da, Duxonni. Endi Duxon surasi. Ertalabgacha, tonggacha 70 mingta rahmat farishtasi uni haqqiga istig'for aytishadi. Duo o'qishadi. Shomdan keyin o'qisang bo'ladi. Quyosh botibdi, shu quyosh botdi, bu yangi kun ketdi. Shomdan keyin darrov o'qisa bo'ladi. Yozinglar bu hadisni İmam Tirmizi hamda ad-Daraqutni eshitgansizlar uni. Daraqutni kuchli olim. Daraqutni Sunan kitoblarida rivoyat etishgan. Daraqutni Sunan kitoblarida rivoyat etishgan. Sunanu Daraqutni deyishadi, 8 tomli kitob. Ajoyib sunan kitobi. Ajoyib bir hadis. Sizdan bir yig'lab o'qiydigan hadis. Ajoyib, shunaqa bir qiziq. Rivoyat etishgan. Demak, qaysi olimlar ekan?
İmam At-Tirmizi. Ondan ki ikincisi İmam Ad-Darqutni. İkide alim hem kaysi sahabada? Abu Hurayra. Abu Hurayra kimde sözünü itkazdı? Peygamber. Peygamberimiz ne dediler? Agar bir Müslüman bir keçede, yani bir tünde Duhan surasını okusa, neç mertte? Bir mertte. Nimaga erişer eken? 70 bin rahmet. Savab aladı anı. Hamda onun hakkıga 70 bin de rahmet karıştırsa istihbar okuşadır. Kaçan geçin? 7 talep geçin. Ton geçin. Bomdat namazı geçin. Kuryaslar mı? Hadis yollaştı üslubu var. Birinci. Kim? Tirmizi Darqutni. Qayerda? Sunan kitabıda. Kimden? Abu Hurayra'da. Abu Hurayra kimdi gapini aytdi? Peygamberimiz. Peygamberimiz nima dedi? Agar bir musulmon bir kechada, bir tunda Duhon surasini bir marta o'qisa, uni haqqiga 70 ming rahmat farishtasi tonggacha, ertalabgacha istig'for o'qishadi. Buni yod bo'ldi. Hadisni yodlash uslubi yod bo'ldi. Kim aytdi? Tirmiziy Darqutni. Qayerda? Sunan kitobida. Kim orqali? Kim? Qaysi sahoba? Abu Hurayra. Abu Hurayra kimni gapini yetkazdi? Payg'ambarimiz so'zi. A payg'ambarimiz so'zi. Agar bir musulmon bir kechada, bir tunda Duhon surasini o'qisa, uni haqqiga 70 ming rahmat farishtasi istig'for o'qishadi. Yod bo'ldi. Yod bo'ldimda yurakda qoladi. Undan keyin qiziqish keladi-da. A Duhon surasi bu nechinchi sura? 54-chi, 44-chi sura. Nechta oyati bor? Shuncha qayta nozil bo'lgan Makkada aslida Duhon surasini o'qishga odam nima qiladi? Qiziqadi. Bu yaxshi-ku bu. Qur'onimizni o'qishni o'rganyapmiz. Hamda biz bilamiz, mana shu surani o'qisam nimaga erishaman. Usmon ibn Maz'un degan sahoba bo'lgan. Buni ko'p aytaman, eshitganlar. Usmon ibn Affon bo'lgan hamda Usmon ibn Maz'un. Mana shu Usmon ibn Maz'un sahoba vafot etganda Jabroil farishta tushibdi yerga. Hamda 70 mingta rahmat farishtasi janoza namoziga tushibdi. Ey Jabroil farishtani boshchiligida 70 mingta rahmat farishtasi. Payg'ambarimiz xursand bo'lgandan hayron bo'ldi. Ey Jabroil, bu 70 mingta farishta nima sababdan osmondan yerga tushdi? Sizni sahobangizni janozasi uchun. Ha, uni nima amali bor edi? Qanaqa yashirin amali? Sizni mana shu sahobangiz Ixlos surasini juda ham yaxshi ko'rardi. Ixlos surasini ko'p o'qib yurardi degan. Ixlos surasi. Uni biz bilamiz-ku, alhamdulillah. Bolalarimiz ham biladi-ku. Shu suraga tegishli hadislarni o'rganish kerak. Payg'ambarimiz hadisi bor. Anas ibn Malikdan kelgan. Payg'ambarimiz aytadilar-ki, "Man qara'a kulla yawmin 200 marratin qul huvallohu ahad" محي عنه ذنوب 50 سنه الا ان يكون عليه دين. Payg'ambarimiz aytayapti, agar bir musulmon bir kunda 200 marta qul huvallohu ahad ixlos surasini o'qisa 50 yillik kichkina gunohlari kechiriladi. 50 yil davomida sodir qilgan kichkina gunohlari kechiriladi. 50 yil davomida. Faqatgina qarzi deyapti qoladi, shu qarzini o'tashligi bo'lib turadi, shu bo'yinda gardanda qoladi. Ha, biz 50 yil yashamadik-ku birodarlar, lekin bu hadisga amal qilishlik kerak-da baribir. Gunohlarimizni baribir yuvib turishimiz kerak, tavba tazarruq qilish vojib. Demak, imkoniyatlar ko'p ekan, shu imkoniyatlardan imtiyozda unumli foydalanish kerak. 200 marta o'qisa 50 yil davomida sodir bo'lgan kichkina gunohlar kechiriladi, axir Alloh mag'firat qiladi 200 marta o'qishlikka. Endi hammamiz ishtamiz. To'g'rimi? Hammamiz ishtamiz. Lekin endi hech bo'lmasa ana 100 marta la havla va la quvvata illa billah o'qiymiz, qo'limizdan keladi-ku. 5 vaqt namoz o'qiymiz, to'g'rimi? Bomdoddan keyin mana 50 marta aytib qo'y. Peshindan keyin 50 marta aytib qo'y. Ishga borguncha aytib qo'yamiz. To'g'rimi? Sal duoga ham vaqt ajratishni o'rganish kerak. Ikkita asar savobni begalik ishlaymiz degan.
Aslında kılıyoruz yani. Her gün altı kılıyı olamayız. Doğru mu? Yine cevap veriyoruz. Yine cevap veriyoruz. Sağlıklı geçtiğinde sağlık. Sokağa su numaranı kendisi sağlık. Ota doğru mu? Çünkü Ahmet ibn-i Hanbal'a etkendi. Takva dedi hem onsan dedi. Kur'an bilen sünnetki amel kıl, Kur'an bilen sünnetteki günahtan teyil dedi. Savabını kıl, günahtan teyil dedi. Takva şunaki onsan. Bazı alimler takva sözünü aitkende yığılırken, aitken takva sözü tilde yengil aitiladı, amelde cüceyen masuliyetli dedi. Lekin Ahmet ibn-i Hanbal'a uçakken muhaddisler ne dedi? Kur'an bilen sünnetteki savabdı kıl, amel kıl, savabdı al. Kur'an bilen sünnette aitilgen günahtan teyil. Takva meneşe dedi. Şimdi İhlas suresini okuyunuz da şimdi. Mesela gittim yapmam ki Bakara'nın yadlığıyla. İpliydiğen iştahit yaptım. Kulumuzdan kilidi ipliydiğen iştahit yaptım. Doğru mu? İpliydiğen. Mesela gittim yapmam bana vaksabı falancı gibi pilot kazıyorlar. Bunga yardım biriler. Yok. Okuyorlar diye yapma. Hadiste aitilgen. Bu İmam Tirmizi'de kegen hadis bu. Anas ibn Malik rivayet kegen. 200 merte oku, 50 yıl devamında sadır kegen küçükine günahlar keçirilir daha. Peygamberimizde ümmetine birilgen bu imkaniyat. Aldığı ümmetlerde bir Müslüman günah kısa, işini tepesine fariştiler yazarken. Bana bu insan bana bu günahı kıldı dedi, o yazıp şu turarken, tavba kıgınca o yazıp turarken. Adamlar ki yazıp kara birbirini bilerekken, kim kanaka günah kıldı dedi. Bu Muhammed Peygamber'de ümmeti de sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti de yok mu narsa? Hayırdır kurganslar? Buran tane tepes, eşeğini tepes, ravak deyilerdi. Ravak, arkanı, şu ravakı tepes de şuna yazıldı. Bu yok, Allah'ın rahmeti bu. Ha, onu düşünüş gerek mi? Allah'ın rahmeti. Bir muhaddis ayetken deken, eğer bizde günahlarımızda hıdı bulganda, hıdı bulganda. Aldığımızda hiç kim oturmasın dedik. Çünkü ne? Sufyan as-Savri yığılarken. Al-Vahidu minna yabki ala nefsihi. Her birimiz özü için özü yığılıydı. Her bir adam özünü kanakalıgını özü beled edip yığılarken. Halem elhamdülillah biz Muhammed Peygamber'de ümmetiden biz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım nasip kısım bana şu ümmetten umurumuzda ahire geçeği kamil imanda vefat ettik. Peygamberimizde şu hadislerini organıp, tafsirlerini organıp, amel kılıçlıydım nasip kısım. İlim bilen amel. İhlas bilen ilim alıp, ihlas bilen amel kıl, ihlas bilen yetkılıçlıydım nasip kısım. Dua okuyumuz. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم بزنا كتك كيك مسلمان لردك يشر إركاك عيال ذات مسلم مسلمة لردك يشر أطانا مزدق نهلرنك يشر اللهم منا شو مجلستا حاضر ناظر بغن حمد بر سببك كورا كيلة ألمغن قطنش ألمغن مسلم مسلمة لردك نهلرنك يشر Allah'ım biz senge iman kiltirdik, peygamberinge iman kiltirdik, Kur'an'ge iman kiltirdik, nimege iman kiltirişlik vacip şunge iman kiltirdik. Günahlarımızı keçir. Sen bizni Rabbimiz, sen bizni Hudayimiz, biz seni bendelerin. Bendeligimizni, acizligimizni tan alıp istihbar etemiz günahlarımızı keçir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge aşık bulup, 3000 sünnetini organıp, Ahli sünnet ve cemaatli yıldan barışlıydı nasip kıl. İmanımızda kamil kıl. Hadis fanıge bulgen, hadisinde doğru düşünüşlükge bulgen muhabbetimizde arttır. Hamde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilen cennette kuruşup, kıyamette peygamberimizde şefaatini alıp, peygamber, siddiklar, şahitler bilen birge bulup, büyük el-arşlı sayesinde buluşlıydı. Defter amelimizde 10 kulda alışlıydı nasip kıl. Dozak azabıdan sakla, kabir azabıdan sakla, şirkten, küfürden, haram günahlardan sakla, küçükine günahlardan sakla, hasattan sakla, buhtandan, tuhmattan sakla, ağır kasalliklerden sakla. Biz sabır kılı olmagan sınav musibetlerden sakla. Mana şu dostligimiz, aka ukaligimiz, birodarligimiz doimi bo'lsin. Oramizda tinchlik, totuvlik, ixlos, bir-birimizga bo'lgan hurmat, ehtirom baland bo'lsin, yuqori darajada bo'lsin.
qiyomatda ham Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lib mana shu jamoat bilan jannatda qo'shni bo'lishligi nasib qilsin. Ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman amitna ala kamilil iman bi rahmatika ya arhamar rahim. Alloh rozi bo'lsin deganlarning